Kuyu kebabı yapacağız bugün. Köşe bir yer bulduk. Takribi bu kadar büyüklükte, bunun kadar derin veya biraz daha derin bir kuyu açacağız. Ondan sonra odunları yakacağız. İlk defa yapıyoruz hayatımızda. Aşağı yukarı 50 santim. Çap 50, derinlik 60. Gidiyoruz. Gidiyoruz, başlayacağız. Sonra kullanacağım mı bunları? Buraya yığayım mı? Ne yapayım? Ha? Yine eldiven giymemişsin. Ellerin yara olacak. Evet, 10 santime geldik. Bu kuyu kebabını yapan 5-10 video izledik. Siirtli çobanın hikayesini de duyduk. Kuzuları otlatıyor. Elia sen yap, ben anlatayım. Ben zaten işin şovundayım. Kuzuları otlatırken dayanamayıp bir tanesini kesiyor. Pişiririm diye. Tam pişirecek, görüyor patronu. Sürünün ağası. Hemen bir kuyu kazıyor. Atıyor ateşle kuzuyu içine. Patron gidiyor bir çıkarıyor. O kadar güzel pişmiş ki. O günden sonra adına kuyu kebabı diyorlar. Gerçi Diyarbakırlılar da sahipleniyor. Büryan diyen de var. Adamın eşeği kuyuya düşüyor. Oo, küfürlü bu, anlatma. Hayır, küfürlü değil. Biliyorum. Adamın eşeği kuyuya düşüyor. Hadi. Adam dertleniyor. Çıkarmaya çalışıyor. İp atıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Köylülerden yardım istiyor, çıkaramıyor. Hayvan acı çekerek ölmesin, bari ben bunun üstüne toprak atayım. Başlıyorlar köylüler eşeğin üstüne toprak, çamur ne varsa atmaya. Çok güzel. Eşek başta işte ağlıyor, onu ediyor, çırpınıyor vesaire. Sonra bakıyor, topraklar yanından gidiyor ayaklarına. Anlıyor ki bunların üstüne çıkıp kurtulabilir. Ve köylüler toprak attıkça eşek onları toprağın üstüne çıkıyor, üstüne basıyor. Ve kuyudan en sonunda kurtuluyor. Çıkıyor, adam seviniyor, herkes seviniyor. Hayat size her zaman çamur atar, toprak atar. Ama önemli olan o çamurların üstesinden gelebilmektir. Elia, bir tane Facebook videosu çekmem lazım ki sen bunları konuşabil. Bunlar YouTube'da olmaz. Biz burayı ıslatmışız. Niye oraya kazıyoruz? Uzağa atman lazım. Biraz bu taraflara da at, olmadı. Çünkü geri dökülüyor. Arkadaşlar, inşaat işi olan varsa Elia'nın yevmiyesi 250 yeni Türk lirası. Ben seviyorum bu işi. Az adam gömmedik. Oğlum bu inşallah tam buraya gömmemiştik. Aa! Ahmet amca ne yapıyorsun? 60 santime falan ulaştık arkadaşlar. Ahmet amcayı ne yaptın? Kaypat amca. Yavaş. Oo! Getireyim mi? Taş getireyim baba da. Evet. Böyle eti sarkıtıyorlar. Eti şimdi telle bağlayacağız. Buyur bakayım. Yeter de artar bile. 20 santim var mı altına? Oldu. İki tane sığar mı? Bir. İki, üç, dört. Çok bile kaldı. Tamam mı? Kerpiç tarzı bir şey yaptın, etrafını sardın. Etrafını sardık, etraftaki toprak tutsun kendini, dökülmesin yerlere. Şey olmasın. Toprağın üzerine dökülmesin. Tamam, taş da koyduk yüzeye. Taşları niye koyduk? Özel bir amacı var mı? Etraftaki zemini basarken toprağa ayaklarımızı itip düşürmeyelim diye. Bunlar hep ikinci işler. Fazla önemli şeyler değil. Sonra üstten iki tane böyle tahta koydun. Üstüne de teli koydun. Şimdi bunu nasıl kapatacağımızı bulmamız lazım. Sonra kapatacağız bunu şimdi. Nasıl kapatacağız? Nasıl kapatacağız? 5 minutes later. Kuyumuzu kazdık.
Sonra taş koyduk etrafına. Duvarlarını da çamur tarzı bir şeyle sıva mı yaptık baba? Sıva yaptık. Şimdi kuzuyu koymak için iki tane tahta, üstüne de demir koyacağız. Demire asacağız diyor. Tahtayı demire çeliklerle bağlıyoruz. Çelikler ve pense ihtiyacımız olacak. Evet. Demek istediğim bir şey var mı baba? Abone olsunlar mı? Yok. Abone olmayın. Abone olmayın, seyredin, yemeyin. Ne? Yemesinler mi baba? Yemeyin, yemeyin, ben yiyeceğim. Siz yemeyin. Evet arkadaşlar, kuzudan önce babamı yatırdık. Babam şu anda bunu yaparken kamp ateşi gibi bir şey yapıyor ama aşağıya. İçeride arkadaşlar odunlar, kömürler, her şey hazır. Yanmıyormuş bir de. Şey, alüminyum atacak mısın? Yok. Nasıl olacak? Çekme şimdi. Benzini çekmiyor be. Evet arkadaşlar, gizli malzememizi kullanıyoruz. Babam bunu çek. Babam bunu çekmemi istemedi. Su döküyoruz. Benzin bidonunda. Ve show başlıyor. Wow. Wow. Show başlıyor. Baba dans eteninde bir hareket yap. Oha. Ne kadar harika yanıyor ya. Çok iyi yanıyor ya. Mümkün değil. Arkadaşlar, efsane bir şey oldu. Birden yandı. Bir kibritle babam mangal yaktı. Çünkü neden hemen yandı? Mangal yaktığınız zaman odunları kuru kuru yakıyorsunuz. Bir dakika. Odunları ıslatmanız lazım biraz. Odunları biraz ıslattınız mı? Ama bu ıslattığınız suyun benzin bidonunda olması lazım mutlaka. Mikele düşeceğim şimdi içine ama. Ama yağmur da asıyor. Baba az tuttu odunları. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bardakta su döküyoruz ve aman tanrım, bu nasıl bir şov? Hala orada duruyorsun. Cehennem ateşi ahirette olur. Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın. Kurbanı yap be zelde, kurbanı yap be. Gelin geçmez güzelden ırmalıyım. Eli ödeyim. Hey boynum bak. Ama bak, boynumu böyle sıkıyorsun ya. Sana veriyorsun bize. Atarım içine atarım. Arkadaşlar, alevimizin, ateşimizin iyice yanmasını bekliyoruz. İyice yandıktan sonra etleri mi koyacağız baba? Kor olunca koyacağız. Köz olunca. Kor, kamp alevlerinde kuzular, koyunlar pişiyor. Kuzu, kuzu. İşte kuzu. Gelenin içine sarımsak dolduruyoruz. O annem. Sarımsakları koyuyoruz. Halihan'sın çok güzel bir şey, yeni mi? Yok, eski 40 yıllık. Sarımsak tuzu almıştım. Niye onları koymadınız? O çok ağır. Alışkın değilim. O çok mu ağır Gabriela? Çok ağır olur. Hani burada salçayla saranlar var. Ne düşünüyorsun? O da değişik bir şekil. Bugün böyle yapacağız. Etrafını balla kaplayan var. Bana çok tatlı geliyor, sevmiyor. Niye eti böyle tatlılaştırdılar ya? Anne, bu hayvanın neresi? Butları. Kolu mu yani? Hayır, bu kol değil. Bacağı mı yani? Çizikleri atmasının sebebi ateşte değil, şeyde pişeceği için közde. İyice içine pişsin diye. Fırında güzel koku yapsın diye biberiye de koyuyoruz. Düşenler düşsün, önemli değil. Fazla koydum zaten. Biberiye acılık vermez mi? Hayır. Sevenler için güzel, sevmeyenler için. Biz seviyoruz değil mi anne? Evet. Şimdi neden İtalyanız? Koyacağız. Evet. Çakmak taş. Yabadaba dur. Al yeter. Şimdi bakalım. Takıldı. Annem çok. Bir daha söyle. Elim kokuyor. Kokuyor. Şimdi yandı. Ben hep Gabriela'ya ilk başından ya. Hatta bununla geldi yine. Isırı sıkamsın. Öyle bir derin çizik atmış ki arkadaşlar. Yani içine koyduğumuz malzemeler dökülüyor.
Arkadaşlar beni bu saçla YouTube'da ilk defa görüyorsunuz. Şimdi biraz daha tutlayacağız bunu. Saçlarımı yeni kestik. Twitch'te kestik. Canlı yayında kestik. Eğer siz de bunun gibi güzel içerikler görmek istiyorsanız YouTube'dan başka olarak Twitch'e de hepinizi bekliyoruz. Tamamdır. Tamam. Bak tamamdır diyor. Twitch'e hepinizi bekliyoruz. Hani bir şey diyorum. Hadi bakalım. Etlerimizi çelikler kullanarak asacağımız şeye buta yakın yerden bağladık. Şurayı görüyor musun? Bu şekilde sıkıca bağladık. 2 tur 3 tur da atabilirsiniz. Buradan bağlı olacak altını sarkıtacağız. Buralardan destek. Ve aynı şekilde buralardan da alevle harlaya harlaya saatlerce eti pişireceğiz. La 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 la. Yavaş yavaş. La 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 la. Dikkat et, toprağa değmemişsin, kal suyu. Saat 4'ü çeyrek geçiyor ve kuzunun kapağını kapattık. Bizimkisi biraz acemi işi oldu aslında. Yani biz bunu ilk defa yaptığımız için öyle uydurma iş yaptık, kapak mabak da. Güzel olursa daha sonra ileride bunu tuğlalarla çevreleyip orijinal kapakta oluşturabiliriz. Aynen. Zaten dumanın çıktığı yerleri görüyoruz şu an. Onu da toprağa suyla çamurlu yapıp her yerini kapatacağız. Attığımız alev önce içeriği ısıttı. Şu an içerisi çok sıcak. Bunu kapattık. İçerinin ısısı kaçmaması gerekiyor. İçerinin ısısı yapışacak. Nasıl bilirdiniz? Allah günahlarını affetsin. Bu ailenin özelliği var. En kolay işleri babaya verirler. Ben yapacağım, ben yapacağım. Şaka yapıyorum. Ben ne yapacağım? Geldi, ben yapacağım, ben yapacağım. Aslında. Kalası aldık. Şey bravo bir kere. Tek eline kalası aldık. Tüm karıncalar yüzeye çıkmış. Öbür kalası al. Yanıyorlar. Öbür kalası al. Jingle bells, jingle bells. Allah Allah. İkinci kalası da aldık. Biz yedek plan yaptık. İki fırınımız da sıcak vaziyette bekliyor şu an. En kötü alıp fırına atacağız. Aynen. Evet, bu esra alıp 3'e 2 çiğ diyen var. Şey yok mu içeride kömür? Kaç veriyorsun? 50 lira veriyorum. Aynen çiğ diyorum. Çiğ, çiğ. Kaça aldınız? Baba. Baksana duman bile çıkmıyor. Sıcaklık geliyor mu? Çok kutluyor sıcak. Baba çiğ mi pişmiş mi? Pişmiş. Ben mecbur pişmiş oynayacağım. Sen ne ara? Yorum yok. Kasa her zaman kızlar yok olmuş. Böcekler yemiş kızları. Böcek yürüdü. Aa böcek yedi. Beni üstüne toprağa dökmeden bir yandı oldu. Evet. Ve ayağıma geldi. Bak o, buradan kaldırarak kaldı. Orada ya. Buradan o tarafa kaldırarak kaldı. Kuzu bu kişi miydi arkadaşlar? Evet tek kişi alırsın. Ne tarafa? O tarafa kaldı. Öyle atsam. Dur, dur, dur. Hayır. Öyle atsam. Bana doğru bak. Beraber. Bir. İki. Hey çi. Hiç pişmiş. Hey çi. Çiğ lan pişmemiş değil. Sakin. Salaklık yaptık. 2 saat gömdünüz. 2 saat eti gömdük. Niye hani öyle oldu? Suyun hazır. Bana atın. Bir dakika. 50 lira bana ver. 50 lira ver şimdi. Arkadaşlar denedik olmuyor. Toprağa değmedi. Toprağa değmedi. Ve mis gibi pişti. Güzeldiler. Kameraya bak arkadaşlar. Buraya gel. Gel. Bu beyaz çıktı diye yanıma gelsin. Bu beyaz değil abi. Bu beyaz değil. Nar gibi. Bu nasıl bir güzeldi? Nar gibi kızardı. Şimdi yiyeceğiz çocuklar. Pişmiş gözüküyor ha ekranda. Ya ilk yamyam bizdik. Yamyamlığı bulduk. Fazla da vurmasak mı acaba? Abi toprak, bir şey diyeceğim baksana toprak bile kurumamış. Biz eti böyle seviyoruz. Yani al şunları da anneme ver yiyelim yemek yiyeceğiz ya. Evet güzel pişti. Nar gibi kızardı çocuklar. Arkadaşlar denedik. Yalanmış bu olay. Bravo. Ver bana. Ver bana onu ben onu bir halledeyim. Et nedir? Nasıl mundar edilir adlı videomuzu izlediniz. Gördünüz mü? Nar gibi kızardı.
Gerçekten bir dedim burada pişmiş ya. Yok yok olmuş tamam. Buraları pişmiş. Bu böyle bu az pişmiş yeniyor. Az pişmiş. Bir kuzu çevirdim, özendiler. Kuyu kebabını uğraştılar. Nereye götür? Cesetleri götür. Ben her zaman söylüyorum. Asıl hayal pişirme değil burada. Biz toprağın altında bunu 2 saat sadece dinlendirdik. Tütsülendirdik. Evet. Şimdi pişeceğiz. Annem kaç kere dedi. Bırakın çocuklar ben onu fırına atayım. Eşini niye dinlemiyorsun? Sen karını niye dinlemiyorsun? Ben olsaydım keşke şey yapardım. Anne çok iyi. Biliydim böyle olacağını. Kömür koymuş. Kor da değil. Bir mi anne? 10 kilo, 10 kilo kömür koyarım. Acele etti değil mi anne? Seni dinlemedi. Ben öyle bir şey demedim. Et yemiyorsun. Beş olsun. Domates var, börek var, patates var. Bunu yapmadınız lan fırına. Ama bak burası biraz pişmiş. Evet aslında çok ateşi güzelmiş. Uzaktan gösterilmiş. Biz fırınlama öncesi ön bir tütsüleme yaptık toprakta. Olabilir miydi? Yeter. Ben çok seviyorum. Kızıları yeme. Patates. Kıbrılar yemeyin! Kıbrılar benim! Baba biz seni yine de seviyoruz ya. Bir cezene değilsin ama. Cezene 10 kere deniyor, bir kere tutturuyor. Biz daha dağılıyoruz bu abi. Onlar sadece tutanları gösteriyor. Yine bana kaldınız. Yine bana. Bak nasıl. 4 köşe oldum. Yapabildin mi tonton? Hayır siz bir de 3 saat daha bekleyecektiniz o zaman. Ne olacaktı? Tamam anladık. Sen kuzu çevirdin, biz yapamadık. Anladık. Bir daha söyle. Ben kuzu çevirdim, siz yapamadınız. Arkadaşlar, tekrarlıyorum. Bu saçı Twitch'te canlı yayında kestik. Yakın zamanda Mikel'in saçlarını da keseceğiz. Yok ki ben de. Haberi ya. Ellerin temiz miydi? Temiz, yeni banyo yaptım. Twitch'e hepinizi bekliyoruz. Bu fail videomuzu izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Bu videoda kamera baştan sona açıktı. Oraya ben sabahın köründe koydum, sonra içeri gittim, babam yapmaya devam etti vesaire. Ama biz size bunu YouTube'a yükleyemiyoruz. Neden? Çünkü hani 2 saat video mu yüklenir arkadaş? Ama en komik ve en güzel yerleri izlemek istiyorsanız kamera arkasını YouTube'un katıl bölümünde paylaştık. Özelden bize yazıyorlar. Çok güzel olmuş diye. Bize destek olmak için katıla da basabilirsiniz. Babama İzlediğiniz için çıkın. Teşekkür ederiz. Pişmişlerim tek tek kesip çiğ et. Abone de olun. Yeah. Sağ ol. Herkesin önünde bana öpücük ver bakayım. Gel denize karşı kapatalım. Al bir kere. Gel. Kamera var. Kim dedi ki pişmedi? Tüksülenmiş. Roast beef de la kuzu. Yapma. Sakın yapma. Roast beef. İçinde parazit çıktı. Tükür. Tamam kamera çekme. Bu tükür. İzledikleriniz için sizlerden özür diliyoruz. Bunu siz evde denemeyiniz. Yeme yarın. Baba Acun böyle şeyler için koskoca evde denemeyin açıyor burayı. Ben de açtım. Kapattım. Abone olun. Şimdi efendi kuzumuz fırında. Piş bakayım. Bir daha yok sana kuyu mu yok? Vay be, kuyu kebaplarının kralı. Kimi pişmedi diyor, kim pişti diyor. Pişmiş. Gayet güzel de pişmiş. Anlamıyor lan. Pişmiş. Et dediğin böyle demin pişecek. Bu kadar. Yarımdan pişecek. Evet şef. Evet şef. Tamam şef. Şunun tadına bakabiliyor muyum? Evet. Pişmiş mi? Gayet güzel. Pişmiş mi? Kuzu gibi. Yapmış işte babam. Adam yapmış. Bak kemiğinden dökülüyor. Sana vermek için uzatmıştım. Baba eline sağlık. Sen gönüllerin cezenesi, alemin nusretisin. Kuzu çevirme daha güzel olmuştu ya. Onda Rafael'e vardı. Biz herhalde hatta yaptık. 3 saat toprağın altında kalsaydı tam kesin, olacaktı. Kesin. Acele ettik. O da 3 saat tutup direnecekti yoksa... hatta. Tebrikler Rafael'e. Neyse ki annem var, aç kalmadı. Thank you.
Ne yapmadın bugün? Tüküyor mu? Başaramadım ne, abi. Ateş var. Ne yapacaksın ben? Koy fırına pisini. Ben balayı dinliyorum biliyor musun? Ne demek başaramadın? Eliye. Biliyor musun bunu? Hepsini mi yedin be? Eliye bıraksana.